Evet. Hatta mahallede şey dedim, bu şartlar altında sümüğümü yiyemem deyip gitti. Sinirlendim. Onu da baktım dinlemiyorlar. Bıraktım ya. Yani bu ortaokulda dedi 12-13 yaşında Ömer öyle çıktı. 15 falandım. Şimdi 15. Onların asıl şefi o gün rahatsızlanmıştı. Turan Yüksel. Onun yerine beni önerdiler falan. Sonra Ozan abi, Ozan Doğulu'nun yerine başladım bir yerde. Başka bir şarkıcıydı. Eşar'la. Böyle böyle devam ederken Sezen Aksu'da bir tanışmam oldu. İşte Kanlıca'da bir süre kaldım. Ondan sonra oradan çıktım. Ben çıktım. Kendi şarkılarımı yapmaya karar verdim. Sezen Aksu ile bayağı aranje yapıyordun. Aynen, aranjelerini yapmaya başlamıştım. Onun stüdyosunda biraz kalıyordum. Ondan sonra... Kaç yaşındasın Sezen Aksu'yu? 17'ler falan. 17? 17-18. Ondan sonra... Ben yine sümükteyim. Yani. 17'de daha toparlayabilmiş değilim. Orada böyle bir süre tanışıklıklarımız falan oldu. Ondan sonra İzel'le tanıştım. İzel'e bir şarkımı çaldım ben. İki şarkımı. İşte demin söyleyeyim, Dokunma Bana ve... Anlayamazsın sana ne duyduğumu dedim. İzel Levan dedi ki sen deli misin, kendi şarkılarını yapsana. Ondan sonra işte oradan Canlı Erşin'le tanışmam oldu. Sonra Dokunma Bana'yı yaptım. Sonra Biri Bana Gelsin, Erevizyon şarkısı, Düm Tek Tek falan derken. Düm Tek Tek de senin değil mi? Evet. Arkadaş çok... O sırada böyle enteresan bir sıçrama oldu yani. Böyle genç milli takımdan milli takıma çıkan futbolcu gibi. Yok ya. Böyle devam ettik abi. Şahane Ener Bodrum albümü falan derken. Ama yani zaten enerjin de çok güzel abi. Yani bu enerji, yani bazen bence hani röportajlarda ya da böyle şey geldiğinde çok hareketli bir adamsın ya. Bence bazen yanlış anlaşılabiliyorsun. Tabii bence. Doğru, aynen. Değil mi? Yani bir böyle şey durum var. Böyle ya... Ukala falan zannediyorlar. Ukala artist hissi. Bu hissi niye popçunun veriyorlar? Popçunun kaderidir zaten abi o. Ben kendimi bir popçu, tam popçu olarak görmüyorum ama birazcık o şey var yani. Biliyorsun biraz sürmeye başladıkça hem eleştirmenler hem böyle etraftaki insanlar, senin başarılı olmanı istemeyenler seni öyle yansıtırlar. Senin bir şeyin var mı burada sence? Yani öyle gözükmemiş dedin ya, değil mi? Röportajda bir bazen coşuyorum dediğinde. Ya tabii ki şimdi ilk başta o böyle şeyi yaşayınca insan böyle birazcık daha kendisi gibi davranamıyor. Ama arkadaşlarım hep derdi bana hani şu halimizi dışarı yansıtsak yıkılacağız falan. Evet. İşte ilk başlarda onu, o küçüklükte onu yapamıyorsun. Yani. Hala topumu alıp gidiyorum ben. Demek ki o gıcık çocuk gibi skeçteki. Ondan sonra ben rahatlamaya başladıkça da insanlarla zaten, ama şu her zaman çok önemliydi. Halk her zaman çok arkamda durdu benim bugüne kadar. O yüzden o diğer entelektüel ve bana hani, benim ailem de öyle bir hali gerçi ama hani birazcık fazla üstüme gelen tayfayı hiçbir zaman sallamadım. Çünkü onlar oldukça hiçbir zaman sırtım yere gelmedi yani. Evet. Yine üç adamda bir köşemiz var. İnsanlara yüzünü değiştirip Sinan Akçıl yaptık. Bakalım nasıl görüntüler çıkmış. Var mı? Alkışlarla izliyoruz. Seni gören kalp tak tak atıyor. Kafada şimşek çak çak çakıyor. Seni gören kalp tak tak atıyor. Kafada şimşekler çak çak çakıyor. Atma, 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 atma. Tutamadım gitti, bunun nesi garip bitti dedim bitti. Oy anam, yok yok, kapat kurban olayım. Ay sen çok çirkin çıktın, ben bu kadar çirkin olmadım. İlle de seni sevmem bana bence şarttır 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 şarttır. Durmadan aşkımı sevgimi her gün artır artır. Durmadan artır. İlle de seni sevmem bence bana şarttı da şart. Tabii tabii kim seviyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar kafama değil, bak nereme geldi. Tabii tabii kim seviyor belli. Sana akıl yeni mi geldi? Sana diyorum hey o hey o. Senin bu aşkın uzayıp gidiyor. Tabi tabi kim seviyor seni belli. Aklın başına yeni mi geldi? Başka yere geldi. Tabi tabi. Çok güzel.
Ya çok güzel söylüyorsun. Aklın başına daha yeni mi geldi? Abi. Şarttır da bana illaki. Sana diyorum heyo heyo. Yani. Evet. Güzelmiş bu ya. Hayatında hiç unutamadığın böyle yer yarısında içine gireyim dediğin an var mı abi? Hiç böyle bittim ya şu an dediğin. Abi yer yarısının içine gireyim. Bittim böyle ama rezil oldum ya. Ya hep şu var bende biliyor musun? Bunu da atlatacaksın oğlum. Anladım o yüzden. Şunu da atlatın. O kadar da. Hani yer yarılsın. Hani ama bir yere kadar beni alsın. Tam böyle kaybolmayayım diye düşündüm. Hep kendime bir olumlama çıkartıyorum. O yüzden o kadar çok şeyi böyle üstesinden gelmeye alıştım ki hayatımda. Öyle bir an. Öyle net bir an şu an. Ya çünkü çok riskli şeyler yaptık yani. Canlı yayınlarda neler yaptık yani. Hani gittik canlı performanslar yok işte şovlar şu bu. Eski kız arkadaşımı gittim alnından öptüm bir kere bir. Hani altı kelebekte biliyorsun yani. Evet. Bunun üstüne risk yok yani. Her tarafı riskli. Ki diyorlar bak mesela orada bir çılgın bir kitle var mesela. Bunu da bu tasvip etmeyen falan. Orası ayrı risk. Canlı yayın ayrı risk. Karşımda kanal sahibi oturuyor. Yanında o zaman kim gelmiş? Jessica Biel miydi? Birisi evet, gel o oturuyor evet. Falan. Konsantrasyon. Jessica Biel miydi? Ya böyle gerçekten tam içinden geldiği gibi haldır uldur yaşayan bir insan mısın ya? Gerçekten aynen. De o ödül töreninde gidip alnından öpüp sevgilini torla tekrar sahneye gidip ben de hatırlıyorum onu. Enteresan şeyler olmuş. Büyük risk yani. İşte bir gazla çalışıyoruz ya eserim. Bir gazla giriyoruz. Bir yalanın yakalandığında ne yaparsın? Yani buna alışkın değilim de yalanım yakalanmadığına ne yapacağımı pek alışamıyorum. Yani genelde böyle hani kimle ilgili bu? Özel hayatta mı? Özel hayatta. Biri böyle bir yalanı böyle falan ne yapayım? Ben kim yapayım? Senin ne yaptığı belli oldu. İyi mi? Abi inkar ya. Sonuna kadar inkar yani. İnkar. Abi bizim biliyorsun parolamız budur hakikaten arkadaşlar. Evet. Yani erkeklerde bu var diye. Abicim telefonda hep var. Geçen gün bir arkadaşım ne yapayım sence ben hani. Çünkü kızlarda şu var abi. Ben eminim buna yani çok da şey. Sen bana doğruyu söyle. Bak ben bir şey demeyeceğim. Ondan sonra değil mi? Gel. 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 Bak. Gel dövmeyeceğim. Gel. Hani sen bana eğer ki bana söylersen bir sorun olmayacak falan. Bu tuzakları asla. Sonuna kadar inkar arkadaşlar. ...15 yaşındaki halinle karşılaşsan ona ne derdin şu an? Büyü de gel çocuk. Çok güzelmiş. Hangi pozisyonda uyursun? Dur şöyle düşün yatağa. Söyle. Bir yatsana şöyle bir yüzü koyun ya. Söyle bir geri. Nasıl yatarsın? Şöyleyim ya abi. Abi ne yapacaksın anlamadım. Ya yüzü koyun da sırt üstüne. Ne yapacaksın amına mı kalkıyorsun abi, ne yapıyorsun? Tamam yani böyle... Şöyleyim ben. Ya bu tarafa böyle. Ya. Sağa doğru. Ama şimdi mesela burada işte internet açık. Bir şey dinliyorum. Dinlemeden uyuyamam çünkü. Atıyorum ya siyaset ya müzik ya bir şey. Ya müzik dinliyorum. Ya da tartışma programı falan. Aynen. Mesela o sonuna gelmiş ya en son mesela atıyorum Ahmet Çakar'ın sesi geliyor mesela en son o açık kalmış. Onu kapatıp bu tarafa yani hiç düz yok. Hep yan böyle. Hep yan. Aynen ya sallıyorum ya solluyorum. Sen? Ben de yan yatarım ya. Ne oldu yani garip bu... bir şey mi gördün bende? Hayır böyle yatarım kafamı çık. Dik yatarım ama. Dik. Yastık böyle ayağınızın arasına koymayı sever misiniz? Ben yorganı, ben yorganı sıkıştırırım. Yorganı. Yok evet. Gaz benimkisi yere düşmüş oluyor ikincisi. Onu her zaman böyle bir arayıp evet. Var. Ondan sonra onu bir soğuk böyle yastık. Evet soğuk yastık evet. Ben de soğukluk oluyor. Falan. Böyle manyak gibi anlatıyorsun ama. Sen nasıl yatarsın? Ben. Ben de işte iki yastığı oraya koyup. Seninkisi iğrenç. Kaç yastık? Aynen. Neler. Hayır, bacak arasında beş yastık var. Hayır ya. Bak gerçek söylüyorum. Ya ben uyurken bazen iki. Bazen beni bile araya koyduğu oluyor böyle. Duruyorum bacağın arasında böyle duruyorum. Hayır ya. Yani bu ne biliyor musun Zaka? O kadar başarılı oldum ki yan gelip yatıyorum. Hayır ama orada şu var ha. Ben ayağımı gerçekten iki ayağım birbirine değdiği anda uyuyamıyorum. Çok sıcak geliyor. Bana. Evet. Ulaşmaması için ne kadar yastık olursa koyuyorum. Böyle kalıyor. Yani. Bacaklar böyle duruyor. Kendinden ısınıyor. Yastığa da ısınıyorum. Niye böyle özel hayatımız? Yani bunları daha fazla konuşmayalım. Benim midem bulanıyor arkadaşlar. Tamam son. Her gün düzenli olarak yaptığın saçma bir şey var mı? Var. Yeah. Nedir? Uyanmak. Her gün düzenli olarak yaptığım saçma bir şey şu abi. Evden nedense sağ ayakla çıkıyorum. Solda çıkmışsam geri giriyorum anahtarla hiç üşenmeden. Tekrar geri çıkıyorum. Sağ ayak. Bende de var o alışkanlık. Valla mı? Evet. Ya hep annelerden derler yani. Hadi sağ ayakla çık, sağ ayakla gir işin hayırlı sağ olsun. Sağ ayak ve bismillah yani hep o. Evet. Mesela evet. Şey de Bostan, abi bir gün Bostan'ı gösterim merkezi konserim var. Hiç abartmıyorum. 2012 mi, 2013 mi? Şöyle oldu bak şimdi. Püf falan böyle tamam mı? Kızlar bağırıyor, bas bas bağırıyor falan. Kızlar böyle falan bir adım attım tamam mı? Solla ama tamam mı? Ondan sonra ilk böyle dumanlar falan çıkıyor. Püf işte
söylüyorum falan şarkıyı böyle yaptım. Aynen abi, rezalet ama yani. Bir dakika dedim, geri gittim abi. Duman düştü, kızlar bağırmaktan vazgeçti. Tekrar çıktım sağ ayakta, sıfır tepki bize. Bu sefer erkekler bağırıyor. Çok güzel. Güzeldi yani. Evet sevgili izleyenler, Fazıl Taşar'la Adam Haber var skecimiz, izliyoruz alkışlarınızla. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Adam gibi haber bülteni Adam Haber'den hepinize merhaba. Ben Fazıl Taşar. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Bu akşamki tabelamız babalara geldik. Neden mi tabelamız öyle? Çünkü bir adam, bir baba, oğluna bugüne kadar yaptığı masrafları oğlundan geri istiyor. O adamı tanıyorsunuz, iki hafta önce burada konuk ettik. Kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor. Aslında marangoz. Özünde tuhafiyeci, hayali bale. Murat Öztüncü, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk Fazıl Bey, hoş bulduk. Daha önce stüdyomuza geldiğinizde sevgilinize yaptığınız masrafları sevgilinizden geri istemiştiniz. Doğru. Tahsil edebildiniz mi? Olay yargıya intikal ettiği için şu an bu konu hakkında konuşmayı çok yersiz buluyorum Fazıl Bey. Lütfen bugünün konusuna gelirsek daha rahat ederiz. Şimdi de oğlunuza dava açmışsınız. Açtım Fazıl Bey, oğluma dava açtım. Eski eşimden olan oğlum Gürsel dün itibariyle 18 yaşını doldurdu ve savcılığa koştu. Bugüne kadar yaptığım bütün masrafları istiyorum. Artık kendisi reşit bir insan. Revenge time Gürsel. Ya Murat Bey. Hadi eski sevgilinizi anladım. Evet. Ama insan kendi öz oğlundan bunu ister mi? İster. İster Fazıl Bey, niye istemesin? Ya bu çocuk doğduğu günden beri bana büyük bir masraf... Doğduğu günü de geçtim. Doğduğu andan beri ya. Daha bunun anasıyla göbek bağı kesiliyordu. Hemşire aldı makasını. Makas kesmeyi, makas kesmeyi. Nereye kesmeyi dedim. 100 lirayı sıkıştırdım, öyle kesti. Doğduğu andan beri masraf bu çocuk bana. Sonra ne oldu peki? Sonra ne oldu? Beşiği, tulumu, bebek arabası, biberonu, ıvırı zıvırı derken ben zaten çocuğu açarken 5000'lik oldum. Hadi o gün 2000'lik altın geldi, yine düşüyorum, yine 3000 lira zarar. Doğduğu andan itibaren masraf diyorsunuz. Peki bebekliği nasıl geçti? Bebekliği şimdi bunun günde 3 öğün zaten bir maması var. Mama masrafı, ithal mamayla besledik biz Gürsel'i. Kendisi de bunu çok iyi bilir, aksini iddia edemez. 3 öğün mama. Bu tatlı tatlı yemelerinde bir acı acı çıkarmaları var, bunu da biliyoruz. Oradan bir de bir bebek bezi masrafı geliyor bana. Ek bütçe olarak. 475 TL ince ince hesapladım. Bana bunun bebek bezi masrafı var. Yuvarlıyorum onu 500. Çocuk beze mi s**tı? Ağzıma mı s**tı belli değil. Lütfen. Ama nasıl lütfen? Lütfen ama. Ağzıma s**tı daha çok. Lütfen. Ben onu. Ama lütfen, şu anda canlı yayındayız. Avrupa dahil 98 milyon bizi izliyor şu anda. Yuvarlak 100 milyonlar özür diliyorum şu an. Seyircimin estağfurullah dediğini duyar gibiyim. Evet Murat Bey, peki çocuğun okul çağı nasıl geçti? Okul çağı nasıl geçti? Hoş geldin okul çağı. Okul çağına biz bunu öyle böyle yedire içire getirdik Fazıl Bey. Okul çağına geldiğim andan itibaren farkındaysan hesap makinesini elime aldım. Şimdi bunun kıyafeti ayrı bir boyut zaten. Şimdi biz buna seneye de giyersin diye aldığımız hiçbir şeyi bu seneye giymedi. Niye? Çünkü çocuk orantısız büyüdü. İthal mama. İthal mama çocuk orantısız büyüdü. Orantısız büyüyünce o orantısızlıkta bir yeme içme masrafı bana ekstra ağır oldu. Buradan notlarıma bakıyorum. En az 50 bin yeme içme masrafı artmış. Okulu kırtasiyesi oradan da zaten... 150 bin de oradan yazıyorum. Bunu ben 200 bine yuvarladım. Hadi 2 senesinde bunu takdir getirdi. 5 bin lira oradan yavrudur diye bir düşüyorum. 5 bini düşüyorum. Yine notlarıma bakıyorum. Ekstra masraf kapıları çıkmış. Ne oldu ergenliğiyle birlikte? Baba bana MP3 çalar. Baba bana akıllı telefon. Vay bunun daha akıllısı var mıdır bilmem. Baba para ver, baba para ver. Verem yavrum, verem. Ben verem oldum Fazıl Bey. Ben verem olmuşum. Gürsel, ödeyeceksin. Ama çocuğunuzun mutluluğu. Ama çocuğunuzun mutluluğu. Bana faydası ne? Bana. Bana ne? Bana ne çocuğumun mutluluğundan bana? Sana ne, bana ne? Kime ne ya? O mutlu. MP3'leri takıp buraya artist artist gezinen o. Cep telefonuyla abidik kubidik yürüyen o. Benden aldığı haçlıklarla kızları sinemaya götürüp affedersin abuk subuk şeyler eden o. Bu parmakları ben gördüm, bu parmakları. Dünyanın parasını verdik, piyano aldık eve, bir gün dokunmadı kızların ellerinde buralarında parmaklar cili. Ama lütfen, ne lütfen, lütfen ağzımızdan bir şey kaçmasın. Bana kaçan kaçtı. Fazıl Bey, bana kaçan kaçtı. Ben bunun hesabını, kitabını, her şeyini yaptım. Hepsini topyekun, total bir hesaba döktüğümde, yüzdesini de aldığımda bu çocuğun bana düz masrafı 275 bin TL. Akraba indirimi, paso gösterirse %10 indirim yaparım. Gürsel paso ver. %10 indirim yapıyorum. 250 bine bağlayalım. 250 bini getirsin. Hiç bu olayı mahkemelere sürüklemeyelim. Bir baba oğlu olarak rezil olmayalım. Vallahi pes. Ama Murat Bey, yani işin bir de evlat sevgisi tarafı var. Bu çocuk size hiç mi evlat sevgisini tattırmadı? Yoho, öyle bakacak olursak ben de ona baba sevgisi tattırdım.
Bu çocuğun hiçbir şeye eksik kalmadı Fazıl Bey. Eğer işin manevi hesabını yapacak olursam hesap makinesini müsaadenizle geri alıyorum. Notlarıma baktığımda şöyle bir masraf çıkıyor. Şimdi her baş okşamaya 3 lira desek. Yeniden notlarıma bakıyorum. Yanağından makas aldığıma 5 lira kesmişim ki bence daha pahalı bir şeydir onun yanağından makas almak. Uçtu uçtu yaptım çocukken. Gün aşırı uçtu uçtu. Uçtu uçtu uçtu. Bir de Gürsel Besili çocuk. Onun uçtu uçtularından ben fıtık oldum, ameliyat masrafımı hiç saymıyorum. Uçtu uçtu yaptım gün aşırı. 10 lira yazıyorum uçtu uçtu çünkü masraflıydı. Hanimiş baba buradalarmış. Akülü pukul, akülü pukul, akülü. Gürsel çok iyi bilir onları. Akülü pukullar. Vay babası mı geldi bunun, babası mı lan? Atmalar, tutmalar derken en az 20 bin lira da oradan var. Bunları yaparken Gürsel'in bana bir gün olsun gülümsememesinin vermiş olduğu manevi rahatsızlığı hesap etmiyorum. O da ayrı bir masraf kapısı. Onu da eksiltiyorum. Düz hesap Gürsel'in buradan bana ekstra bir 15 bin lira çıkıyor. 275'in üstüne 15 ekledim. Yuvarlak hesap 750 bin lira. Sevgiye fatura kesilir mi Murat Bey? Yapmayın Allah aşkına. Fazıl Beyciğim, sevginin stopajını bile düşerim. Yeter ki Gürsel'cimin ayağı alışsın. Hiçbir problem yok. Sevgi eşittir para mı diyorsunuz sonuç olarak? Her şey eşittir para diyorum Fazıl Bey. Her şey eşittir. Her duygunun bir parasal karşılığı vardır. Mutluluğun sırrı bu. Maddi manevi kimseyle alacağımız vereceğimiz olmasın. Ancak böyle hesapsız yaşarız. Peki Murat Bey, siz hesapçılıkta, kitapçılıkta bir duayen sayılırsınız. Sağ olun. Size şimdi bazı çocuk fotoğrafları göstersek, evet, aileye olan maliyetini hesaplayabilir misiniz? Buyurun hep beraber görelim lütfen. Rejimizden rica ediyorum Onur, bir çocuk fotoğrafı yollayabilir misin? Görelim. Oo, yıktın evimi, barkımı, ocağımı yıktın. Yıktın bitirdin beni Fazıl Bey. Bu çocuk Kix. Bu çocukları ben sana söyleyeyim. Bu çocuk 3 ayda bir telefonunu yenileyecek illaki. O telefon ya bozulur ya kırılır, kızlarla mızlarla fin girerken o düşer zaten aralara gider. 3 ayda bir telefon yenilenecek. Bu öyle okul kantinini beğenmez. Okul kantininde yemek yemez. 5 kızı aynı anda idare eder. 6.ya çabalar bu. Bunlar öyle. Fazıl Bey, resme bakar mısınız? Nedir alakası? Bereyle atleti aynı anda giyen çocuktan korkacaksın. Bu çocuk şeytana pabucunu ters giydirir. Bunun her şeyi masraf. Bunun gözlüğümdü, beremdi, saatimdi, beren saat derken bu yılda 50 bin lirası var bunun. Bu ocak söndürür. Bunu geç. Bir başka çocuk fotoğrafı gösterebilir miyiz? Aha. Fazıl Bey, sizin çocukluğunuz bu. Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Aynı sen, gözü dişi, kaşı gözü her şeyse. Ne alakası var? Benim çocukluğum bir önceki arkadaşa daha çok benziyor bir kere. Bu siz değil mi yani? Hayır değil. Tamam, yorumlayayım o zaman. Şimdi bu çocuk bizim İngilizce nerd diye tabir ettiğimiz inek türü bir çocuk. Yani bu zaten yüzündeki sivilce sayısından da odasından çıkmadığını ve odasında neler yaptığını az çok anlayabiliyoruz. Bunların sabit hobileri olur. Bunun Star Wars oyuncağı bitse Harry Potter bilmem neyi bitmez. Vay efendim Spider-Man'i bitse He-Man'i, Batman'i, bunların fantastiği, uçanı kaçanı bitmez. Bunların milli ulaşım aracıdır skuterlan kaykay. E tabi kız arkadaş da olmadığı için bütün hıncını, hırsını, hevesini kaykaydan alır bu. Evden okula kaykay, okuldan eve kaykay, kaykay, kaykay. Sibilce. Peki bir başka fotoğrafa geçelim. Geçelim. Aha! En sevdiğim çocuk tipi. Bu tam benim küçüklüğüm. Fazıl Bey, bu mal diye tabir ettiğimiz çocuk türü. Mal. Bu ne yapar? Bunu sokağa sabah 8'de sal, akşam 11'de gelir 0 TL masraf. Deli danalar gibi koştursun. Bu ne yapar en kötü? Paltonun cebinden 5 lira çalar. Bakkala yollarsın, paranın üstüyle sakız alır. Bunun yıllık masrafı maksimum 10 bin. Yaparlarsa bundan yapsınlar. İyi de Murat Bey, evlat öyle seçebileceğiniz bir şey değil. Yani ebeveynler ne yapsın, atsın mı bu çocukları? Ben atsınlar demedim ki. Baksınlar. Ama masrafları da kalem 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 yazsınlar. Zamanı gelince de istesinler. Bu iş öyle kolay değil Fazıl Bey. Bu masraflar alınacak. Biz de bir emek veriyoruz. Bunun bir karşılığı olmalı. Gerçekten ilginç bir insansınız Murat Bey. Ben böyle bir insan görmedim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? İBAN numaram TR66306. Lütfen. 67. Lütfen. Böyle özel şeyleri bu programda söylemize gerek yok. Murat Öztürkçü'ye çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Evet, tabelamıza gelen yorumlara bakıyoruz. Manisa'dan İlhan Okay diyor ki, böyle öz evladından para isteyen babaları konuk almayın Fazıl Bey. Doğru düzgün babalar alın. Babayı alın. Terbiyesiz adam. Duyarlıymış gibi gözüktün, yine beni tongaya bastırtmaya çalıştın. En az 50 bin TL'lik tazminat davası ister bu. Sen karışma. Hemen alırsınız. Sen karışma. Seyircimle arama girme, onlar bana istedikleri şekilde takılabilirler. Fikirleri benim için önemli. Berbat fikirleri var ama benim için önemli. İyi akşamlar sevgili seyirciler.
Evet abi, ne yapacaksın şimdi önümüzde? Yeni proje bir şey var mı abi? Ya yanında? Şöyle, şimdi konserlere tekrar başladık, kulüp konserleri. Normalde hep halk konseri yapıyordum ben sadece ama şimdi kabul etmeye başladık ve çok yoğun bir 20.yi yapacağız bu hafta. Ayhan Sayıner de orada, onunla beraber bütün Türkiye'de dolaşıyoruz. Tülay Özçelik'le, menajerimle. Çok sayıda şehir yaptık çünkü ulaşabilmek istiyorum her yere. Yani Bartın'dan, Diyarbakır'dan, Elazığ'dan Ankara'ya kadar. Yapıyoruz. Bu turnemiz devam ediyor. Albüm Mustafa'nın yeni şarkısını yaptım. Ceceli çıkış yapacak. İrem'le bir düetimiz olacak. Şubat'ta Sinan Ceceli albümünde. Kardeşinin DJ albümünde. Bu şekilde devam ediyor. İnsanlara verebildiğim kadar şarkı vereceğim ama kendi albümlerim ve konserlerim de sonunda devam ediyor. Bütün Türkiye'de bir gün her zaman söylediğim gibi el ele göz göz olmaya söz veriyorum herkese. Evet. Tamam. O kadar söz de verdik. Finalde güzel bir Sinan Akçıl şarkısıyla veda edeceğiz. Şimdi hangi şarkıyla? Çok güzeldi. Her zaman benim, ben bu arada ilk kez Üç Adam'a geldim ve her zaman benim tek favorim dediğim programdır bu. Onu söyleyeyim. Çok düşündüm. Yani gençliğin en çok buluştuğu yer, platform. Üçünü de çok sevdim. Annem bana her zaman derdi ki, oğlum bir tane dostun olsun ama adam gibi olsun. Benim üç tane adam gibi dostum oldu. O yüzden şimdi mikrofonu açarsak diyorum ki elindeki kalbi atma 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 oyna. Ayhan Sayıner in the house. Söyle. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.